Ümmeten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla ve benim de 2010-2011 sezonu formasıyla çektiğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün 3 Temmuz 2022. Ben detaya girmeyeceğim gereken şeyleri konuştuk. Videonun yüklemesi sarkarsa kusuruma bakmayın. Sadece söyleyeceklerim bu kadar. Lafı fazla uzatmadan İcraata geçelim çünkü çok fazla konuşmam gereken konu var. İlk olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 2022-2023 sezonunda karşılaşmalardan önce sanatçılarla konser düzenleneceğini açıklamış. Ee, ve <laughs> Büyükekşi kadın ve çocukları tribünlere çekmeyi amaçladıklarını belirterek futbol sahalarındaki çirkin ve kötü tezahüratın önüne geçeceklerini söylemiş. Geçemezsiniz. Ama şu projeyi destekliyorum mantıklı. Bir diğer desteklediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çöpler. Çöp çöp. Çöp bildiğiniz çöp arkadaşlar. Mehmet Zeki Çelik. Biliyorsunuz Mehmet Zeki Çelik çöpün önünde gidenidir. Mehmet Zeki Çelik Roma'ya imza atmak için e, bugün Roma'ya geçmiş. Yani misal veriyorum zamanda ben yalvarmıştım birçok kişi hatırlar bakın diyeceğimi. Bakın İstanbul Spor'da Cevher var. Yeni Gökhan Gönül var diye ama ne dediler? İkincilikten topçu mu alınır? Fenerbahçe'ye sen bunu mu layık görüyorsun? Fenerbahçe en üstlerdedir. Fenerbahçe Arnold'u alır. Fenerbahçe gider ne bileyim e, ee, Alabay'a alır falan filan dediler. Bugün yine aynı zihniyetle maalesef savaşımız, mücadelemiz sürüyor. Fenerbahçe gidip en iyisini falan filan alamaz. Hayalinizdeki Fenerbahçe'ye saygım var. Ama gerçekteki Fenerbahçe sizin beklediğiniz gibi değil. Arkadaşım, canım arkadaşım asla ve asla 28 kişilik kadro kuracaksın. 4'ü altyapından çıkmak zorunda. Asla ve asla 28 kişilik kadronun 28'i de dehşetül vahşet topçudan oluşamaz. Nasıl oluşur biliyor musun? Sen gençleri alırsın, oynatırsın, parlatırsın, satarsın. Sonra millet der ki aa bunlar gençleri satıyor. İşte ya da genç futbolcular der ki aa bu takım işte Gençleri parlatıyor. Ben de bu takıma gitmeliyim ki parlamak için ders. Onun dışında bir şey söyleyemem. Atilla Sanayi açıklamalarda bulunmuş. Kısa bir açıklama aldım sadece. Biliyorsunuz Atilla Sanayi, Mesut Özil ile aynı gün gelen isim. Kıbrıs Ligi'nden topçu mu alınır? Fenerbahçe kalibresi bu mu? Allah belanızı versin falan diyordunuz. Hatırlatmakta fayda var. Kıbrıs Ligi'nden gelen topçu için bugün ben diyorum ki 12-13 milyon euro gelsin satarız. Birçok kişi itirazda bulunuyor. Ne 12-13'ü? En az 20 en az 15 ne diyorsun sen Fenerbahçe düşmanı mısın diye. Demek ki neymiş her futbolcunun öyle ahım şahım olmasına gerek yokmuş. Bazı futbolcular gelip sende parlayabilirmiş. Arkadaşlar siz şunu, şunu merak ediyorum. Normal hayatta mesela üniversiteden yeni mezunsun işe başvuruyorsun. Biz deneyim şartı arıyoruz. Ulan herkes deneyim şartı ararsa bu adam nasıl deneyim sahibi olacak? Sizinki de buna benzer. Yani gerçek hatta muhtemelen böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Falan diyorsunuz ben de birine hıncımı çıkartayım. Fenerbahçe'den çıkartayım. Neyse. İsmail Yüksek diye bir topçumuz var. Hatırlayanlar bilir benim şöyle bir duyumum vardı. Ya arkadaşlar bana bir duyum geldi. Aslında duyum demeyeyim de yorum diyeyim. Şöyle diyorlardı. Ya siz yeni Emre Belözoğlu'nu buldunuz. Haberiniz yok. İsmail Yüksek diye bir çocuk aldınız. Ki onun da duyumunu ekmememiştim. 500 bin TL'ye almıştık sanırım. Bir de sonraki satıştan pay maddesi diye. Gölcük Spor'dan. İşte siz yeni Emre Belözoğlu'nu buldunuz. Haberiniz yok. Haberiniz o çocuğun üstüne düşün. O çocuk çok yetenekli diye. Ama ne hikmettir çocuk sürekli kiralandı. Değil mi? Hani bu sezonda mesela Bursa Spor'da kiralıktı. Ben yeterli patlamayı da yapamadığını düşünenlerdenim. Mesela Kerem Aktürkoğlu falan geldiği dönemlerde daha önce geldi hatırlıyorum da. Yine de şunu söyleyeyim. Bu çocuk yetenekli bir çocuk. Atilla Salay da diyor ki İsmail Yüksek harika bir oyuncu. Yüksek bir potansiyeli var. Savunma önünde çok iyi oynadı ve biz de onu destekledik diyor. Biliyorsunuz partizan maçında İsmail Yüksek defansın önünde tek adam gibi oynadı. Tek ön libero gibi. Ki bence beklentinin çok çok üstünde bir top oynadı. Hem pas dağıtması, ortaları, uzun mesafeli pasları. Ortalarda orta mesafeli pasları, uzun mesafeli pasları, kısa pasları girdiği kademeler, kazandığı ikili mücadeleler, kazandığı toplar ve bu mevkiye çok fazla alışkın olmamasına rağmen Bursa Spor'da hemen hemen her maç 10 maç 10 numara gibi oynadı. Hemen hemen her maç 10 numara gibi oynamasına rağmen bence müthiş değiş çıkarttı. Yani Jorge Jesus'un gözüne girip o mevkide oynayıp ee, kalırsa bence çok farklı bir seviye izleriz. Ne olur şu aşağılık kompleksinizden çıkın. Siz topçu olamadınız diye her futbolcu olana çöp demekten vazgeçin. Sonra olan Fenerbahçe oluyor. Hocam ne yaptı ki bu çocuk? Partizan maçında rakip yarı sahada pas isabeti %95. Rakip yarı sahada. Yani 20 tane pas atmış olsa rakip yarı sahada bir tane isabetsiz pası var. Kazanılan ikili mücadele sayısı 5. Kazanılan hava topu 2. Top kapma 2. Pas arası 2. Baktığınız zaman bir ön liberonun yapması gereken şeyleri yaptı. Oynadığı dakika boyunca. Yine aynı şekilde Bright Osai Samuel. Biliyorsunuz Bright Osai Samuel Fenerbahçe'mizin yetenekli topçularından birisi. İkinci ligden topçu alınır? İngiltere ikinci liginden topçu alırsınız? Fenerbahçe'nin seviyesi Liverpool'dur. Manchester City'dir. Manchester United'dır. Real Madrid'dir. Fenerbahçe sanırsınız Fenerbahçe her sene şampiyonlar ligi şampiyonu oluyor da. Bizim seviyemiz oymuş. Kandırmayın kendinizi. Kendinizi kandırmayın. İçinde yüzdüğünüz hayal havuzundan bir çıkın dışarı. Gerçek dünyayla bir tanışın. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da seviyesi Ferençe Varoş seviyesi. Vitoria Guimares seviyesi. Kimi yiyorsunuz siz? Biz bu seviyelerin takımıyız. slavia Prag seviyesinin takımıyız. Yemeyim kendinizi arkadaşlar. Granada seviyesi bizim seviyemiz şu anda. Real Betis seviyesi en fazla. Maksimum. Öyle PSV'ler, Ajax'lar, Ajax'lar öyle bir seviyemiz yok bizim. Yemeğin kendiniz. Zenit menit seviyesinde değiliz biz. Bak bütün takımlar için söylüyorum. Yarın bir gün Avrupa maçları başladığı zaman göreceksiniz seviyeyi. Adamlar elinize verdiği zaman skor bordları o zaman göreceksiniz seviyeyi. Her takım için söylüyorum. O Samuel İngiliz İngiltere 2. liginden alınan topçu. Partizan maçında 7.2 reyting almış. Kazandığı ikili mücadele sayısı 10. Adam geçme 4. Pas arası 2. Top çalma 2. Şut pası 2. Şut engelleme 2. Hava topu kazanma 1. Pas isabeti %86.2. Rakip yarı sahada pas isabeti %76.5. Ki baktığınız zaman demek ki bizim sahada %97 civarında bir pas isabeti var. Şimdi o sahi gelişiyor ama sadece gelişmiyor. Aynı zamanda olgunlaşıyor. İlk sahabek oynadığı maçı bir hatırlayın arkadaşlar. Komediydi, rezaletti ama onda bile beğenmiştiniz. Fakat şimdiki ile o zaman arasında dağlar kadar fark var. Yani gittikçe pozisyon bilgisi artıyor ve net olarak oturuyor. Yani karakteri de iyi bir çocuk. Hocam hiç gülmüyor işte. Ne bileyim gülen bir aktivitesi yok ya. Onu da yapı söyle arkadaşlar. Onu da yapı söyle. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yine ikincilikten topçu mu alınır? Ferdi Kadıoğlu. Hatırlayın arkadaşlar. Bu mu lan aldığınız topçu? Biz süper ee, klas Futbolcu beklerken aldığımız topçu bu mu? Allah belanızı versin falan diyen arkadaşlar vardı. Hatırlatırım. Hatırlatırım bu arkadaşlarım. Ferdi Kadıoğlu ve ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda en eski futbolcusu konumunda. Ve hani camianın çocuğu demek doğru değil. Çünkü senin altyapından çıkmadı. Ama altyapıdan çıkarmaya eş değer bir hareketti. O yaşta getirip oynatmak. Kimi zaman A takımdaydı. Kimi zaman genç takımdaydı. u 19da oynadı. Ama vazgeçmedi. Şimdi ben çok güzel eleştiriler aldım Fenerbahçe'nin Partizan maçına ilişkin. Partizan maçında dediler ki hani Fenerbahçe'nin oyununu beğendin. Uğur Meleke çok güzel özetlemiş. Ben sözü ona bırakayım. Ne kadar da bizim de kendi fikrimiz olsa da Uğur Melike'nin fikri bence çok çok hoş. Diyor ki Jesus'un takımının esas esas tehdit oluşturduğu anlar topun rakiplerinde olduğu anlar. Önde çok kalabalık bir pres yapıyorlar. Rakiplerini çıkartmamak için her şeyi deniyorlar. Top kazandıklarında da 3-4 pasla gole gitmeyi deniyorlar. Jesus demek önde baskı demek diyor. Zaten adam duvarlara atak 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 yazdırdı. Ben maç özetinde ne diye anlattım? Kısaca şunu söyledim. Jesus önde baskısı müthiş. Çok beğendim önde baskısını. ikinci olarak da hani takım çok az sayıda pasla rakip kaleye inmeye çalışıyor diye. Çok az sayıda pasla rakip kaleye inmeye çalışıyor diye. Bunu da belirtmiştim. Hani dediğim gibi kısa ve öz olarak bunu söylemiştim. Uğur Melike de benzerini söylüyor. Diyor ki Jesus daha önce çalıştırdığı takımların çoğunda olduğu gibi Fenerbahçe'de de çift santrafor kullanıyor. Bunların biri klasik forvet mesela Valencia. Biri gezici vuruma. Fenerbahçe'nin özellikle bu bölgeye takviye yapması lazım diyor yani az forvet kısmına yapması gerekiyor demiş. Katılıyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin forvet transferim. Şimdi hocam yeterince ders verdiysen duyumlara geçelim. Geçelim. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Gleim Naiberg yönetecekmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah futbol şansının bizden olduğu bir iki müsabaka oynarız. Kulübümüze tahsis edilen Maltepe'deki arazide çalışmalar başlamış arkadaşlar. Tesis Cumhuriyetimizin 100. yıl dönemi olan 29 Ekim 2023'e yetişecek inşallah ve Fenerbahçemiz kiraladığı bu e, mülkte e, hazırlıklarını, çalışmalarını vesaire sürdürecek. Bu sadece Fenerbahçe'ye özel özgü değil arkadaşlar. Ba diğer takımlar için de çeşitli kiralamalar vesaire var. Duyun bir Jason Denayer. Hocam Denayer Fenerbahçe'ye geliyor mu? Asla gelmiyor ve gelmeyecek. Hatta Denayer'la ilgili Galatasaray duyumlu iddialar ortaya atmışlar. Ben direkt okuyayım. Jason Denayer'in menajeri Jesse the Predator Galatasaray ile görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi. Denayer 2 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro yıllık ücretle 4 yıllık sözleşme istiyormuş. Galatasaray'da rakamları yarı yarıya düşürmek istiyormuş. Yani 1 milyon imza parası 1,5 yıllık ücret vermek istiyormuş. Tabi oynatırlar. Oynatmazlar varsa da bir şeye sokarlar e, tandeme. 10. stoper olarak. Değil mi? Çünkü çok az stoperi var Galatasaray'ın. Yetmez bir 10. stoper olarak da dena yeri alsınlar. Şimdi benim şu Ali Koç istifa videosunu anlamaya başladınız değil mi kardeşlerim? O videoyu izlediniz değil mi arkadaşlarım? Hani kanalımızın ana sayfasında duruyor. Muhtemelen de bir müddet orada durmasını istiyorum. Kap gelene kadar ki herhalde 7 Temmuz'dan önce de kap gelmez gelen kapı. E, Fenerbahçe taraftarı çıldıracak başlık buydu. Ali Koç istifa inanılmaz rezil şeyler diye. E, bu videodaki e, önemli bilgiler, bu videodaki önemli çağrılarım inşallah sizlerde güzel etkilere sebep olur. Aynı o videoda dediğim gibi. Şimdi Galatasaray denayer alıp ne yapacak? Elinde bir sürü göndermek istediği çöp var, isimler var. Hadi buyurun. İkincisi Beştaş Ales Teşkeira ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş. Atiba aç insanla da uzatmış. Yine Mustafa Hoca'nın dediği noktaya geldiniz mi şekerim? Geldiniz değil mi? Bakın büyük umutlarla geldi Ales Teşkeira. Ales Keşkeira. Ales Neyse işte Alex Teşkera. Lan Alex Teşkera. Tamam. Bu arkadaş. Hatırladınız mı arkadaşlar? Yeni Alex. Türkiye'de bir tane Alex var. Wow. Tüper futbolcu. Enfes futbolcu. Bu arada istatistiğinden haberiniz var mı? Muhtemelen yoktur. Müthiş bir istatistiği var. Harbi söylüyorum müthiş bir istatistiği var. Bakın. Müthiş bir istatistiği var. Dur oyuncunun performans bilgilerinden çıkartayım size. İnanılmaz bir istatistiği var Beşiktaş'ta. Bak şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Asla şaka yapmıyorum. Mükemmel bir istatistiği var. Şu anda oyuncu 32 yaşında. Beşiktaş istatistiği 31 maç 1644 dakika 4 gol 1 asist ve 4 sarı kart. Gerçekten müthiş. Fenerbahçe seviyesi bilmem Real Madrid seviyesidir diyen bütün arkadaşlara duyurulur. Beşiktaş seviyesi ne seviyesi? Liverpool seviyesi hocam 8 tane demeyin. Yani Beşiktaş seviyesi de alın size Aleş Teşkeyla. Bu bir. Piyaniç 2. Baş duayı üç. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gelirinin kaçta kaçını aldılar? Bu arkadaş üç buçuk alıyor diye hatırlıyorum. Dört buçuk piyane çalıyordu. 4'te baş duayı alıyordu. Tabi canım he Fenerlisin ya uydur gitsin. Doğru söylüyorsunuz Fenerliyim ya uydurayım gitsin. 12 milyon euro cash artı vergisi. %40 da vergisiyle birlikte 16.8 falan yapıyor. Hemen hemen Şampiyonlar Ligi katılım parası. Fenerbahçe böyle olmasın diye uğraşıyoruz. Rent teknik heyet sorumlusu Florian Maurice Kim Min Ji transferi için İstanbul'a gelmiş ve gitmiş arkadaşlar. E, yaptırdığımız araştırma soruşturmaların neticesinde ve RMC Sport'un haberine göre ve yurt dışından birkaç tane basın yayın medya kuruluşunun haberine göre Ren ve Marsilya Kim Minji'nin peşindeymiş Ren Sportif Direktörü Cuma günü Fenerbahçe ile veya yani Fenerbahçe'nin e, transferden sorumlu kişileri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirmişler. Bunlar tamamen doğru arkadaşlar. Kim Minji olayı doğru. Görüşme olayı doğru. İstedikleri doğru. Konuştukları doğru. Hocam o zaman gidiyor mu? Yok ona doğru diyemem. Sıradaki duyuma geçelim. Ruben Vinagre. Şimdi bu Ruben Vinagre ismi biraz ortalığı karıştıracak bir isim. Peşin peşin söyleyeyim yetenekli bir çocuğa benziyor. İnanın yani çocuğun yüzünü görsem bilmezdim diyeceğim diyecektim ki şu anda transfer market açık olduğu için yani mecburen yüzünü görüyorum artık bilirim. 9 Nisan 99 doğumlu 23 yaşında. Bunu daha önce de konuşmuştuk. 5 milyon euro piyasa değeri var. Ancak siz 5 milyon euroya aldanmayın. Wolverhampton e, futbolcusunu Sporting'e kiraladın. Sporting Lisbon 10 milyon euroya satın aldı arkadaşlar 1 Temmuz 2022'de. Bilmiyorum opsiyon zorunlu opsiyon muydu zorunlu satın alma opsiyon muydu o, opsiyonu muydu bilmiyorum ama oyuncuyu satın aldılar. Şimdi oyuncunun e, 2021-22 karnesi çok mu parlak açıkçası bence parlak niye 18 maça çıkmış 18 toplam maç sadece 2 asist 866 dakika şimdi 866 dakika oynayıp 2 asist yapıyorsa tabii ki de iyidir. Yani 10 maçta 2 asist süper süre bazında. Üstelik bu e, asistlerden birini ligde birini kupada yapmış. Ama muhtemelen zorunlu opsiyon vardır. Bu bir. İkincisi bu Ruben Vinagre arkadaşla ilgili. Çok fazla soru geliyor. Ben sanırım bütün söylentileri kapatacağım. E, rekordun haberi yeni sezonda düzenli oynayabileceği bir kulüp arıyor. Fenerbahçe'ye Fulham ve Nottingham Forest'tan teklifler var diye e, bunu da yazmışlar. Ben size duyumunu söylüyorum. Üyelere de verdiğim duyumu size de söylüyorum. Bu arkadaş İstanbul'a ya daha doğrusu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bu arkadaş Türkiye'ye gelmek istemiyor. Umarım anlatabildim. E, yani... Türkiye'ye gelmek istemiyor. Hocam bak rezil olursun. Yarın bir gün gelir. Arkadaşlar benim açımdan çok mantıklı bir şey. Ve bizim yoklamamız var. Bak ben size duyumu söylüyorum. Bizim bu çocuğa yoklamamız var. Yani verir misiniz? Kiralık verir misiniz? Bizim alma düşüncemiz var diye. Ee, yoklamamız var. Ve zaten az önceki habere bakın. Fenerbahçe, Fulham, Nottingham Forest. Üç takımdan teklif aldı diye rekordun haberinde. Size soruyorum Fulham, Nottingham Forest ve Fenerbahçe size teklif yapsa hangisini seçersiniz? Yemeyin beni. Fulham'ı seçersiniz. Fenerbahçeli olmasanız. O yüzden de futbolcu bence Fulham'a daha yakın. Ha, 10 milyon euroya almışlar. Bu adamların amacı şu. E, bu adamı onu aldılarsa bile satın alma opsiyonu gönderseler bile 2'ye 3'e kiralarlar. 13 14'te kira satın alma opsiyonu koydururlar. Bu adam yani bu adamlar bahsettiğim adamlar, bahsettiğim takım yani Portekiz takım arkadaşlar. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben bu arkadaşı beklemeyin diyorum açık ve net olarak. Ha e, fulum çekilir. Forest çekilir. Futbolcular ulan Fener istediydi beni bari gideyim der. Fenerbahçe de opsiyonunu alır. Bir şey diyemem. Fenerbahçe için Sao e, Saulo Mert Müldür için 6 milyon euro civarında teklifleri kabul edecekmiş. Sao Saulo Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür ile ilgileniyormuş arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür ile ilgileniyormuş. E, ve her iki kulüpte Sao Saulo ile görüşme yapmış. Bu haber, bu iddia külliyen yalan. Külliyen yalan, külliyen de yalan. Bu haberde, bu iddiada külliyen yalan. Hadi diyelim ki bana inanmıyorsunuz. Mustafa Hoca'nın duyumuna inanmıyorsunuz. Ee, ben nereye koyduydum? Şurada bir yerdeydi ama. Bulmasam da olur. Ezberimde çünkü. Size bir şey soracağım. Bana çok açık ve net bir cevap vermenizi istiyorum. O sayı Samuel kiralanır mı herhangi bir takıma? Kiralasa Fenerbahçe ağır tepki verirsiniz. Doğru muyum? Verirsiniz. O Sani satılır mı? E gözüktüğü kadarıyla soruyorum. Duyumu muyu mu boş verin ya. Gördüğünüz kadar. Bence satılmaz. 100 kişiye sorayım. 100'ü de satılmaz der. 100'ü de kiralanmaz der. O Sani o zaman sahabekin 1. 2. Nazım Sankare senin kadronda 6 ay e, sakatlık için pay biçildi. Mayıs ayından bahsediyorum. Ekim, Kasım gibi muhtemelen sahalara dönüşü var. 2. üçüncüsü Burak Kapacak Sizce Fenerbahçe'nin yedek sahabeki olur mu? %90 oylamayı görür gibiyim. Bence %90'ınız olur diyorsunuz. 4. Serhat Ahmetoğlu. 5. Uğur Kağan, Yıldız. Fenerbahçe'nin yedeğin yedeğinin yedeği ya da yedeğin yedeğinin yedeğinin yedeği sabek olur mu? Olur. Size soruyorum. Mert Müldür'ü nerenize alıyorsunuz? Başka soru sorayım. Mert Müldür aldın o sayıyı mecbur öne kaydırman gerekecek. Çünkü bu kadar yetenekli bir isim öne kaydırma gerekecek. Mantıklı mı? Bir soru daha sorayım. 6 milyon euroyu Fenerbahçe verebilir mi? Soruyu değiştiriyorum. 6 milyon euroyu Galatasaray verebilir mi? Mert Müldür haberleri ısmarlama üfürük palavra haberler. Size bunu kim veriyorsa inanmayın arkadaşlar. Ha! Şunu da özellikle belirteyim. Çocukluktan beri Fenerbahçeli Koyu Fenerbahçeli olan bir arkadaştan bahsediyoruz. Koyu Fenerbahçeli olan. 6 milyon euro eder etmez ben orasında değilim. Ben için o kısmında değilim. 6 milyon euro eder etmez ben için o boyutunda değilim. Hani eder etmezi tartışmıyorum. Ben bu duyumun kesinlikle ve kesinlikle yalan olduğunu size duyumsuz anlatıyorum. Yani e, duyum olmadan umarım beyinlerimize yerleştirebildim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Alınan futbolcuların transfer market değerlerine değil de Fenerbahçe'ye ne katacağına bakmak lazım. Lütfen siz de bu şekilde bakın. Bizim en büyük yanılgımız ne biliyor musunuz? Görüntüye bakıyoruz. Tamam diyoruz. Bu iş bitti. Mesela sabahtan beri ben telefonla oynuyorum. Hiç farkında mısınız? Farkında mısınız? Ben size bir şey söyleyeyim. Ben ne zaman telefonla oynarım? Ya gerçekten çok acil bir şeyim vardır. Bir yerden haber bekliyorumdur. Ya stresliyimdir. Ya da dikkat çekmeye çalışıyorumdur. Sabahtan beri dikkat çekmeye çalışıyorum. Ha sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Bir yerden telefon bekliyorum. Ee, hani kap şu saatte ya da şu gün diye. İnşallah gelir. Ama bu videonun içeriğinde ilk yani bundan sonraki kapı ne zaman beklediğimi söyledim. İnşallah yakalayabilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.